Önce merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyalım. 3071 Nartan Adabaş, 12. sınıf öğrencisiyim. Evet, sizi de tanıyalım. 3330 Yasin Akgüz, ben de 12. sınıf öğrencisiyim. Evet. Şimdi bu gençler şu anda bu kıyafetlerle görüyorsunuz ama birkaç yıl veya onlarca yıl sonra onları en güzel yerlerde, en üst rütbelerde göreceksiniz. Şimdi Kafkas çok zor bir oyundur. Bir sefer denedim, sadece bir sefer denedim. 3 gün oturduğum yerden kalkamadım. Espri yapmıyorum, çok ciddiyim. Özellikle şu hareketleri vardı onun. Evet. Zor mu? Kafkas oyunu savaşa yönelik bir oyun olduğu için zaten yüz ifadelerimiz falan da serttir. Oyunlarda hareketlerimiz keskindir. Zor hareketler. Cidden bayağı uğraşmak gerekiyor. Biz bu eğitimi 2 yıldır alıyoruz. 2 yıldır Kafkas kolu var. Mutluyuz. Sen oynarken böyle hoşuna gidiyor mu? Severek, isteyerek yapıyor musun? Evet, severek, isteyerek yapıyoruz. Yoksa zaten hani hareketler ne güzel görünür ne kesinlikle güzel bir gösteri çıkartabiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Efe yiğit, Efe mert, Efe sözünün eri. Hani öyle kolay kolay Efe olunmaz. Hani Efe'yim demekle de Efe olunmaz. Efe'nin sorumluluğu var. Türk askeri olmak için de sorumluluğun ağır olması lazım. Yine aynen Efe'ler gibi sağlam, dürüst, doğru olmak gerekiyor. Bir tarafta Efe'lik, bir tarafta askerlik. Ne düşünüyorsun? Aslında Efe'likle askerlik çok zor değil. İkisinde de yine sertsiniz, yine bir yönetici konumundasınız. İnsanların sizden beklentileri var, onları karşılıyorsunuz. Efe'lik, askerlikle aslında çok uyumlu çünkü ikisinde de bir yiğitlik var, bir gösteriş, bir onur, bir gurur. Hepsi askerlikle Efe'lik çok bağdaşan şeyler. Kaldı ki zorluk çekmiyoruz. Bu güzel ülkemizin bize armağan edilmesinde de Efe'lerin de çok büyük rolü var değil mi? Kesinlikle onları da yad ediyoruz. Bu kıyafetleri her giydiğimizde keşke o dönemde olsaydık diyebiliyoruz yani. Peki, bir tarafta asker kıyafeti giydiğin zaman, bir tarafta da Efe kıyafeti giydiğin zaman ne oluşuyor? Güzel böyle körüklü çizmeler. Çünkü bu kıyafet hakikaten çok güzel. Ya kıyafetin güzelliği tabii ki de çok güzel. Dediğiniz gibi asker olmak da, asker üniformayı giymek de çok güzel bir onur. İkisinin içine girdiğinizde de ikisini de iyi bir şeyler yaptığınızın farkına varıyorsunuz ve gerçekten onurlu, gururlu bir şeyi taşıyorsunuz üstünüzde. İkisi de mutluluk verici, insanı gururlandırıcı şeyler. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Binbaşım merhaba. Merhabalar. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Evet. Bizler de iyi, sağ olun. Oldukça güzel bir havuz. Maltepe Askeri Lisesi'nin içerisinde yer alıyor. Ve öğrenciler buradan ne gibi faydalanmalar yapıyor? Biz Maltepe Askeri Lisesi yüzme havuzu çok aktif olarak kullanıyoruz. Tüm öğrencilerimiz derslerinde ders eğitim maksatlı amaçlı kullanıyoruz. Bir de bizim malum yüzme takımımız var. Şu anda zaten yüzme takımımız antrenman içerisinde. Antrenmanlarını yapıyorlar. Askeri liseler arası müsabakalarımız var. Burada bu müsabakalara hazırlanıyorlar. Bu müsabaka hazırlanıyoruz ve eğitim öğretim maksatlı kullanıyoruz havuzumuzu. Yüzme çünkü buraya Türkiye'nin değişik yörelerinden öğrenciler geliyor. Hatta hayatında belki de hiç suyla temas etmemiş, denize girmemiş öğrenciler giriyor. Yüzme bilmiyor mu çoğu, nedir? Şöyle, burada hatta bir projemiz de var, ondan da bahsedebilirim. Biz her yıl geldiklerinde bir giriş testi yapıyoruz. Yüzme seviyelerini belirlemeye çalışıyoruz. Bu seviye belirlendikten sonra yüzme takımı için özel çocukları ayırıyoruz. Onlarla özel çalışmalar yapıyoruz. Şu an bu yüzme takımımızda olduğu gibi. Diğerlerine de amacımız şu, Maltepe Askeri Sistem mezun her öğrenci muhakkak yüzme bilir vizyonunu gerçekleştirmek. Şimdi Ahmet Çömez, öğrencilerden görüntüyü bu tarafa doğru çevirdiğimiz zaman, şimdi Seran Binbaşım dedi ki, buranın, şimdi şu anda mesela ben uca doğru gidiyorum, buranın derinliği 4.60. Çünkü burası bir kule. Hatta şu anda Ahmet Çömez kulede duruyor, o üst kulede. Ben de buradayım. Şimdi buradan aşağıya atladığınız zaman genelde işte buradan atlayabiliyorsunuz. Seran Binbaşım dedi ki, sen atlar mısın? Dedim almayayım şu anda kıyafet uygun ama size harikulade bir
atlama yapacak öğrenci gelecek. Gel abicim, hoş geldin. Merhaba. Adın nedir? Aydın. Evet, Aydın. İyi atlar mısın? Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorsun. Ne yapacaksın bize? Gel şöyle. Gel binbaşım sen de. Gel. Ne gibi bu artistik hareket mi, atlama atacaksın, ne yapacaksın? Yüzme takımında olduğumdan öyle çok artistik hareketlere çalışamıyoruz, tamam. Ama balıklama attı işte, iyi olduğunu düşünüyorum. Peki, şimdi yaz geliyor. Kesinlikle. Şu balıklama atlama ile ilgili çok düzgün atlarsa sevinirim. Ben de dikkatli izleyeyim. Çünkü genelde insanlar balıklama atlarken hele hele birine bak bak nasıl atlıyorum diye cüllop diye göbek üstüne atlıyor. Can acıtıcı oluyor. Göbek üstüne atlamamak için atlarken ne yapmalı? Serhat Bey, başım hem size hem size. Başımızın direksiyonunu... Mesela ne yapmalı? Atlarken şu hareketli gösterir misin bize? Yüzümüzü tabii ki suya döneceğiz. Tamam. Bildiğimiz gibi arabayı direksiyon yönlendirir. Vücudu da baş yönlendiriyor. Eğer başımızı doğru açıda ileriye doğru atarsak, o şekilde atlarsak çok düzgün bir giriş yapabiliriz. Peki, yapalım mı? Bir tane yapalım. Şimdi Ahmet Çömez seni çekiyor, Ahmet abi. Hadi bakalım. Mikrofonu çekersin. Tamam, buyur tabii ki. Okul gezimiz içerisinde çok uzağa gitmedik. Aslında bir ormanlık alan, bir piknik alanı gibi gözüküyor. Ama çok uzağa değil, birkaç metre ötede hakikaten buralarda muazzam böyle ormanlık alan içerisinde öğrenciler piknik yapıyorlar. Hani burada Maltepe Askeri Lisesi'nde sosyalleşmenin her türlüsü var. En önemlisi de hakikaten böyle doğal ortamda, aslında her biri memleketlerinde belki ailesiyle yaptığı güzelliği burada arkadaşlarıyla yaşıyorlar. Kolay gelsin. Aa. Önce soralım, mangalı kim yaktı? İkimiz. Bakayım ellerine. Bak mangalı yaktığı nasıl belli. Göster ellerini kameraya. Ellerimiz kömür içinde. Seni mi seçtiler evet. Kurban olarak? Bir tek biz bildiğimiz için biz seçildik artık. Evet. Buraya gelmeden önce yapar mıydın bu işleri? Zaten İzmir'de oturduğum için 2 hafta önce falan yaptım. Ya, doğru. Buranın burada yetişen biriysen zaten bunlara yabancıysın. Evet, bu arada çevirelim de hem röportajı yapalım. Şimdi arkadaşlar okul, ders, eğitim bunlar tabii ki yoğun. Ama buradan sevgili seyircilerimize, Maltepe Askeri Lisesi de aslında, diyeceksiniz ki Erhan elinde ne var? Vallahi elimde sucuk var. Ahmet Çömez bak, sucuğun maşallahı var. Sucuk var, domates var. Hani her gezdiğimiz yerde biz bir şeyler yiyorduk ya. Burada da komutanlarımız dedi ki sizin programları seyrediyoruz. Her yerde yemek var. Burada da mangal var. Bir şeyler atıştıralım dediler. Sağ olsunlar. Birazdan hep beraber tadına bakacağız. Böyle güzel oluyor mu? Hem arkadaşlık açısından hem sosyalleşme açısından. Çok güzel oluyor. Biz burada silah arkadaşlığımızla beraber çok güzel birliktelik ve uyum sağlıyoruz. Böyle de faaliyetlerimize renk katıyoruz. Çok güzel bir faaliyet oluyor. Evet. Mevsim de uygun değil mi şu anda? Yani tam da mevsimi zaten. Yani ailemizden uzaklığı hissetmemek için böyle faaliyetleri kendi aramızda da yapıyoruz yani. Evet. Maşallah valla hepinizin yüzü gülüyor. Hepiniz harikasınız. Peki o zaman biz sözü fazla uzatmayalım. Ama seyircilere şunu söyleyelim. Hayatta her şey hep ders değil. Hep eğitim değil. Her şeyi dengeli yaşarsak çok da güzel oluyor. Şimdi şu domatesleri sen al. Sucukları da sen al. Biz de şunları şöyle çevirelim. Ve şimdiden hepimize afiyet olsun. İşte Maltepe Askeri Lisesi'nden yavaş yavaş ayrılma vaktimiz geldi. Ayrılışı da öyle bir noktadan yapalım istedik ki hem o 45 dakika boyunca izlediklerinizi size dorukta yaşatalım hem de Maltepe Askeri Lisesi'nde daha neler oluyormuş onları da gösterelim istedik. Programımızın sonuna aslında hani 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'yla o Ayten Altman'ın söylediği Memleketim şarkısıyla ama bu sefer Maltepe Askeri Lisesi'nin komutanlığının ve öğrencilerinin hem çalması hem de söylemesiyle kapatalım. Haydi bakalım, Memleketim şarkısı geliyor. Lay 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 lay.
Önce komutanım merhaba. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Gerçekten öncelikle şunu söyleyeyim. Doğal görüntüsüyle, bulunduğu konumuyla ve öğrenci yapısıyla, komutan yapısıyla çok ama çok farklı bir, o kadar da güzel bir okuldaydık. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz ama son olarak da seyircilere şunları herhalde sizden mesaj olarak alalım. Askeri okul, normal okul, birçok okul var. Buraya insanların, ailelerin çocuklarını göndermeleri için, çocukların burayı tercih etmeleri için burayı siz anlatır mısınız bir de? Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Maltepe Asker Lisesi'ne veya diğer asker liselere gitmek demek bir lise okumak demek değil. Burada siz bir meslek seçiyorsunuz. Geleceğinizi burada inşa etmeye başlıyorsunuz. Özellikle biz burada öğrencilerimize mükemmel bir askeri eğitimin yanında akademik eğitim, ki akademik eğitimimiz Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ayarında eğitim vermeye çalışıyoruz. Özellikle öğrencilerimize kazandırmamız gereken temel niteliklerimizden, ki okulumuzun imkanlarını gördünüz, mükemmel spor tesislerine sahibiz, öğrencilerimizi bu spor tesislerinden de istifade ile mükemmel seviyede yeterli fizik yeteneği kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun ürünlerinde gördüğünüz iki gün boyunca milli seviyede sporcular çıkararak alıyoruz. Yaklaşık öğrencilerimizin %70-80'i günlük olarak düzenli spor yapıyor. İyi bir asker, iyi bir insan, iyi bir birey herhalde. Doğrudur, doğrudur. Ayrıca burada öğrencilerimize haftalık olarak verdiğimiz yabancı dil ve sunduğumuz imkanlarla da mükemmel seviyede yabancı dili sunmaya çalışıyoruz. Bunların ötesinde sloganımız şu bizim. Burada aldığımız bütün öğrencilerimizi iyi bir insan, örnek vatandaş ve mükemmel subay adayı asker olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede biz bütün gençlerimizi güzide bir meslek olarak addettiğimiz askerliğe ilk adımını atacağı asker liselerimizi bekliyoruz. Özellikle ben bulunduğu konumdan da bahsetmek istiyorum. Bir taraf deniz, bir taraf doğa. Evet, sanırım evet. Sizin okulunuzun Maltepe Asker Lisesi'nin diğer okullardan böyle bir coğrafi artısı var herhalde. Coğrafi artısı var. Artı burayı bir üniversite kampüsü olarak da algılayabilirsiniz. Genel olarak gelen bütün ziyaretçilerimizin bize söylediği, burası bir lise değil, bir üniversite gibi inşa edilmiş. Ki bunun faydasını biz öğrencilerimize harp okuluna teslim ettiğimizde yakinen görüyoruz. Bu coğrafi durumdan, artı tesislerin güzelliğinden, imkanlarımızdan faydalanarak öğrencilerimizi az önce söylediğim seviyede ve yetenekte mezun etmeye çalışıyoruz. Evet, en alt rütbedeki komutandan okul komutanına kadar herkesin gerçekten bir aile bireyi gibi baktığı bu evlatlarınızı hiç düşünmeyin. Onlar burada huzur ve güvenlik ortamda çok iyi eğitimlerini ve öğrenimlerini alıyorlar. Bugüne kadar tam 10.351 öğrenciyi konuk eden ve onları şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik kademelerinde komutan olarak yetiştiren Maltepe Asker Lisesi'ne, eğer siz de ya da siz veliler, benim çocuğum da bu güzel okulda asker olmak, askeriyede okusun, komutan olsun diyorsanız, şimdi şu anda ekranda görmüş olduğunuz internet adresi aracılığıyla bilgileri alabilirsiniz. Ya da birazdan şimdi gördüğünüz telefon numarası aracılığıyla da buraya ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben başta bize ilgi gösteren tüm komutanlarımıza ve okul komutanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun komutanım. Ve işte bir programımızın daha sonuna geldik. Ege'nin ince uzun yolları bu hafta gururun ve güzelliklerin yaşandığı Maltepe Askeri Lisesi'ndeydi. Programımız burada sona erdi. Her şeyin ötesinde programa emeği geçen başta kameraman arkadaşım, hakikaten yorgunluğu bir zevk ve mutluluk olarak yaşayan sevgili Ahmet Çömez. Sana çok çok teşekkürler. Kurgusuyla, montajıyla onca görüntüyü 45 dakikalık mükemmel bir program haline getiren sevgili Tuğba Özgül, sana da çok teşekkürler. Bizi yöneten, bizi idare eden ve bu programın oluşmasında emeği geçen sevgili yönetmenim Adem Kavacık, sana da çok teşekkür ediyorum. Ve programı hazırlayan ve sunan sunucunuz ben Erhan Önel, bu haftalık bu kadar diyoruz. Gelecek hafta Ege'nin ya da İzmir'in farklı bir köşesinde görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın, hoşça kalın.